İstanbul'da özellikle son 2 yılda cinayet, iş yeri kurşunlama, gasp, darp gibi çok sayıda suça imza atan Azılı Çete'nin lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı. Barış Boyun daha önce ev hapsine alınmış ancak bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. İtalyan polisi aylar sonra yeniden izini buldu ve en yakınındaki adamlarla birlikte saklandığı evde yakaladı. İşte o nefes kesen operasyonun ayrıntıları. Motosikletle ölüm timleri, ard arda yaşanan suikastler ve sınırları aşan cinayetler. İşte tüm bunları yapan o acımasız çetenin başındaki isim Barış Boyun, İtalya'da yakalanıp gözaltına alındı. Barış Boyun'un yönettiği çete İstanbul'da sadece 1,5 yıl içinde 8 cinayet işledi. Suç örgütünün ismi 2 önemli suikaste duyuldu. Bunlardan biri 16 Nisan 2022'de Kasımpaşa Spor Tribün lideri Yüksel Usta Hüseyin'in öldürülmesi, diğeri ise 8 Eylül 2022'de Sırp çete lideri Jovan Vukat için uğradığı suikasti. Sırp çete lideri Vukat için adamları intikam yemini edince Barış Boyun da ortadan kayboldu. Barış Boyun Türkiye'den yasa dışı yollarla kaçtıktan sonra rotasını İtalya'ya çevirdi. Hemen hakkında bir kırmızı bülten çıkarıldı. Barış Boyun Türkiye'ye iade edilmek yerine ev hapsiyle cezalandırıldı. İtalya'da kalabilmek için siyasi baskı nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı yalanına sığındı. Boyun ev hapsindeyken de İstanbul'daki ölüm timlerine saldırı emri vermeye devam ediyordu. Ama İtalyan polisi de tedbirliydi. Barış Boyun'un bileğine takılan elektronik kelepçeye bir böcek yerleştirdi. İşte bu sayede Boyun çetesinin planladığı bazı saldırıların bilgileri Türk yetkililerle paylaşıldı. Barış Boyun'un planları boşa çıkınca dinlendiğinin farkına vardı. Rahat hareket edebilmek için de ev hapsinden kaçtı. Adamlarıyla birlikte 67 bin nüfuslu gözlerden uzak bir kasabaya yerleşti. İtalyan polisi suç örgütü liderinin peşine düştü. Bu arada Barış Boyun tetikçilerine talimat vermeyi sürdürdü. Geçtiğimiz ay Nusret Gökçe'nin restoranını 2 kez kurşunlattı. İtalyan polisi artık elini çabuk tutmalıydı. Çünkü Boyun çetesi başka isimlere de ses getirecek saldırı hazırlığındaydı. Aylar süren araştırmanın sonunda polis Barış Boyun'un saklandığı evi buldu ve artık operasyon vaktiydi. Büyük operasyona günler kala kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başkanlığından özel bir ekip İtalya'ya gitti. Operasyona onlar da eşlik etti ve eş zamanlı baskınlarda yaşanan her gelişmeyi buraya bildirdi. İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'la birlikte ikisi İtalyan 18 adamı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Boyun'un gözaltına alındığı operasyonu sosyal medyadan duyurdu. Fotoğraflar paylaştı. Türk yetkililer jet hızıyla Barış Boyun'un bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi için İtalyan mevkidaşlarıyla görüşmeye başladı.